Arkadaşlar herkese yeni bölümden yeni videodan selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir yandan kaydımı kontrol ediyorum ama her şey yolunda olduğunu görüyorum. <laughs> Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Karşınızda Rente Car Simulator 24 ile beraberiz. Oyunun yapımcısı sağ olsun kodu yolladı. Ee, videonun açıklamasına muhtemelen oyunun Steam bağlantısını eklerim. Destek olmak isterseniz istek de ekleyebilirsiniz. Bunlar oyun yapımcıları için önemli olan hususlardan bir tanesi. Böyle yapımlara da destek olmak lazım. Yeni oyunları her zaman destekliyoruz zaten biliyorsunuz. Çıkmakta olan, çıkmaya yakın olan oyunları paylaşmayı çok seviyorum. Ve önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili birkaç tane video göreceksiniz. Bunun yanı sıra Farming Simulator ile alakalı videolarımızda çok sık bir şekilde sizlerle buluşmaya devam ediyor. Büyük ekranda konuşayım sizlerle. Velhasıl kelam ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, aboneyseniz eğer de videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Efendim tek oyunculu versiyonu diyoruz. Ana menü zaten bütün hepsi e, Türkçe şekilde. İsteksinizi ekleyebilirsiniz ki ben ekledim. Güzel de bir inceleme yorumu yapacağım onlar için. Çok çok sağ olsunlar. Düşünmeleri çok güzel bir şey. Yeni oyun diyoruz, ismimizi giriyoruz. Bizim ismimiz Samet. Start game. Okey. Başlayalım bakalım. Ev satın alma sistemi gelişiyor. Satın alınan evler, park bilmem ne. Yani güncelleme notları da çok iyi. Ve optimizasyonu gayet tatlı abi. Şimdi bir tane arabamız varmış galiba. İş hayatınızın başlangıcında yeni rentekar ofisinizin önündesiniz. Ofisinize doğru yürüyün diyor. Ofisimiz burasıymış abi. Oyunun tam sürümünde ofisinizin adını ve işaretlerini değiştirebileceksiniz diyor. Bakın bilgilendirme okey. Araç kiralama, araç satışı, fatura ödeme ve diğer tüm işlemlerinizi ofis bilgisayarınızı kullanmalısınız. Bilgisayarı kullanın ve kendiniz görün diyor. Hemen F diyelim. Bir optimizasyon problemi olduğunu gördüm. Arabalarım, faturalar, inşaat menüsü, Okey. evlerimiz varmış, evler gelecek. Banka sistemi artık e, tam sürümde çıkacakmış şimdi. Bizim birazcık paramız var. Çekicimizi alalım. Başka alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bu çöp kusumu. Okey. Şimdi Araba boyama Şimdi Ne yapacağız? Herhangi bir görev vermedi. Ofis, arabalarım. Şimdi gidelim. Burası bir araba kiralama bölgesi olduğu için bazı arabalar satılık ya da falan. Şimdi bu ablalar bu arabaları satıyor galiba. Şuraya bir gidelim, konuşalım. Ah, onların F8 arabamı bilmem ne bilmem ne karşında satacağım. Bu arada kameranın yerini değiştirmek istiyorum abi. Bir dakika, bir saniye. kamera ve çerçevesi diyelim. Şuradan kameramı alalım. Tam şu noktada bence güzel olacak. Yani bu oyunda en azından. Bir şeyleri görmeniz için. Ya da so sağ alta alayım? Burada daha mı iyi oldu? Okey. Yok lan yukarıda daha iyi olur. Beni daha rahat görürsünüz. Okey. Şimdi. Araba F8 arabamı 362 bin karşılığında satmak istiyor. Sen onu satın almayacağım. Geçtik abi. Çünkü paramız yok o kadar. Bizim 25 bin dolarımız var ve bu kadar bir arabamız, araba almamız lazım. Saatimiz de ilerliyor. Bu ablanın arabası da pahalıdır bence. 373 bin istiyor. Biz kendimize daha uygun bir araba bulalım abi. Yani ilk hedefimiz o olsun. Böyle modifiyeli falan değil de. Mesela burada. Buraya araba yerleştireceğiz değil mi? Tamam. Haritası çok parlak bu arada. Şu karşıya geçelim. Şu ablanın arabası ne kadarmış? 60 bin diyecek kesin. 15 bin. Satın ama fiyatı yüksek diyor. Bir teklif edelim bakalım. Şöyle 12 bin bırakır mısın? Ha pazarlık yapmak için en az ikinci seviyeye ulaşmak. Tamam şunu bir satın alalım abi. Sür diyelim. Sürme dinamiği de var. Ses olayı da var. Okey. Araba gitmiyor ama kardeş. Abo sesler evet. Okey. İnşallah düzeltilir tam sürümde. Arabadan çıktık. Bu bir satılık. Şimdi yakıt doldur diyor. Aha. Tamam biz bu şekilde çalışırız kardeşim. Şimdi araçlarım diyorum. Arabalarım 2016 model. Avonarım B3. 300 bilmem kaç. Detay diyelim. Satın aldığımız fiyat yazıyor mu burada? Günlük kira bedeli. Kiralayabiliriz. İstersek satabiliriz. O zaman biz bir kiralama mı yapalım? Ya da satalım mı? Satış diyelim. Kardeşim biz bu arabaya 20 bin istiyoruz. 20 bin. Tamam. Arabanız 20 satış fiyatıyla piyasaya sunuyorsunuz dedi. Tamam. Şu anda satışta bu araba. Ee, i̇nşallah gelen birileri olur ve satarız. Dükkanı açmak için ne yapacağız? Şimdi paspasımız falan da var. Okey. Buzdolabımız var. Bir şeyler atıştırma. Aşırı susuzluk mu var oyunda? Bir atıştırmalık yedin. Okey. Güzel olmuş ya. Bunlar tatlı detaylar abi. Banka, inşaat, faturalar. İnşaatta Çekiç farenin sağ tuşuna basılı tutarsanız inşaat menüsü açılacaktır. Burada inşa etmek istediğiniz parçayı seçip ilgili yere doğru tutmalısınız. Şimdi birinci şeyde çekiç var. Aha adam geldi lan. Arabamı satın almak istiyorsun. E konuşalım. 16.500 veriyormuş. Abi sen ne yap biliyor musun? 18.000 ver al git. Pazarlık yapamıyoruz. Arabayı sana sattım abi. Çünkü biz 12.000 aldık. Güzel oldu. Şimdi parayı katladık kardeşim. Ya da katladığımı sanıyorum. Ya da bilmiyorum. Abla sen arabanı ne kadar diyorsun? 6000. Aldım. Sür. Aha. Aha. Çatara patara gidiyor. Ay, egzozdan duman duman çıkıyor. Allah Allah. İyi tamam. Okey. Bir araba daha alalım istiyorum ben. Şu etrafta bir araba bırakmayalım. Bak araba tamir istasyonunda varmış. Okey. Dediğim gibi dostlar. Bunlarla konuşabiliyoruz mu ya? Geçen hafta arabam kaza yaptı hafif hasarlı. Oğlum biz e, araba dünyasına geldik. Oh, orada da bir şey var. Ne orada? Araç muayene istasyonu mu? Ne? Açık. Açık arttırma salonu. Okey. Gözlerim bozulmuş bu arada. Göremedim. Önce bir. <laughs> Tamir istasyonu bura okey abi. şimdi bu arabaları geçmek için gün falan atlatacağız. Şu arabayı da bugün bitmeden bir satalım abi de. Biz ne kadar almıştık da onu? 6500 e mi? İnşallah ne kadar aldım yaz keşke yazsa ya bu arada. Detay. İki kafı bir bilmem ne falan filan. Ha, alış fiyatı 6300 bilmem ne. Biz bunu bir 12.000 bin, bin isteyelim abi de. Ha, fiyatın piyasanın çok üstünde. Oo. Piyasaya şişirme uyarısı aldık. Oo. Allah Allah. 10.000. Tamam 10.000 isteyelim. Biz 8.000'e yeteririz bunu. Ha, şey satarız. Araba boyama. Başka var mı araba? Hocam yok. Bir ikisi gelsin şu arabayı bir satalım abi. 2-3 bin daha koyalım cebimize. Ondan sonra yavaş yavaş şey yapacağız. Şimdi çekici bir elim alayım ben. Çekicinin animasyonu var galiba. Biraz şey yapıyor. Geç geliyor. L merdiven temel bilmem ne. Allah Allah. Bayağı şey var inşa edebiliyorsun. Tamam gel bakalım. 6.643 yok baba. Sen 8.000 verirsen bunu al git. pazarlık satmıyoruz abi bunu tabii ki. 6600. Sana satmıyorum kardeşim. Kusura bakma. Renta kar simülatör. Su içebiliyor mu? Oh. Ne kadar veriyorsun abla? 6500. Arabamı satmıyorum. Abi biz ne kadar almıştık la bunu? 6321. Tam altın 6500 de bizim için kar ama. Şöyle bir bine falan okutmamız lazım abi. Bu böyle, bu böyle olmaz. Şimdi evimiz var mı bizim? Ev önemli. Acaba mesela şuradan gidebiliyor muyuz? Otobüs durağından. Ha ulaşım diyor. Kesin evimiz vardır ona bakarız. Okey şu anda gece oldu. Ve yeni müşteri arabanı satın almak istiyor. Valla gece de çalışıyor bu arada iyi. 6514 arabamı sattım abi. Bu arabayla uğraşamam ben. Biz şimdi eve gidelim. Şu dükkanı bir kapatalım. Evimiz varsa seher. Bir uyuma yeri seçelim kendimize. Sosan Paşa da yaş mamayı yedi. Nasıl yatıyor? Bir görseniz var ya çok tatlı o. Evimize geldik. Bunlar hep para bu arada. Eve geldik. Bir dinlenelim kardeşim. Burada tuvaletimiz. Sıçalım. Elimizi yıkayalım. Su içtik buradan. Okey. Uyuyalım. Kar 25 bin bilmem ne. Satılan araba 2. Tamam. Zaman hızlı geçti. İşte hemen şöyle ofisimize doğru gidelim. Açalım. Araba pazarı falan diyor. Ofise gidelim. Ofiste var mı etrafta satılan? Araba pazarını bir merak ettim. Bir gidelim mi oraya? Araba pazarı. E, kimse yok burada abi. E, çekici var. E Araba falan yok kardeşim. Tamam demek ki bazı günler mi oluyor? Araba pazarı seviye 2. Aa. Rampa. Para sesi gidiyor ama para sesi gelmiyor. Rampa da varmış atlamalık falan. Neyse biz ofisin oradaki arabalardan alalım abi. Mesela bununla konuşalım. 15.846 ne diyor? Ee, yakıtı %50 hasar eskime kirlilik. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Bu arabaya ben bir teklif vereyim verebiliyorsam. 10.000 vereyim mesela. Level 2'ye ulaşmamız lazım. Arabanı satın almak istiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Yakıtı doldurmadan hemen bir tamirciye gideceğim abi ben. Tamircimiz şuradaydı galiba yanlış görmediysem. Bir tamir edelim. Bunu da güzel fiyata okutalım. Şimdi tamir edince muhtemelen çok daha güzel paraları satacağız. Bu tamirci galiba. Arabamı tamir et diyor. 37 dolar karşılığında komple tamir etti. E mesela tamir ihtiyacı yok. Bu arabaya başka bir şey yaptırabiliyor muyum? Etrafıma neden bakamıyorum ben bu arada ya? Arabayı düzelt. Ha tamam. Tamam gidelim. Şurada bir neydi o açık arttırma merkezi de orada orayla bir işimiz yok. Neyse biz dükkana... Bak 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 çatara patara. Ey yavrum ey. Oha sonradan açılıyor ha. Gidelim abi arabadan. Bir tane daha araba alabiliriz bu arada. Varsa çevrede. Bir tane daha gördüm. Şu abi de alabilirim. Discord'dan sesler geliyor olabilir. Ya kameranın içime sinmedi kamera ya. Kamerayı buraya alacağım. Gel buraya. Gel buraya canım benim. Evet inşallah sesim çok fazla patlamıyordur abi. Yani. Alacağım arabaya kaç istiyorum? 5.966 Hasarı var. Kirlilik var. Ee, ama alacağım. Alacağım çünkü Yaptırıp satacağım. Driver you have two cars. İki tane arabam olduğunda başarı kazandım. Okay. Arabada ne kadar gıcık bu arada. Renault'un neydi bir tane şeyi vardı elektrikli. Arabamı tamir et kardeşim. Bu tamir masrafları bayağı ucuz da uygun yani. Arabadayken geri görüş falan olması lazım abi bence yani. Ayarlar, ses ve efektler sesi kardeşim. Müziği de kapat. Tamam ara sesini birazcık kıstım fark ettim sonradan dostlar. Burası kapımız. Kapımız da bir gıcık bu arada <laughs> onu da sevmedim. Düzeltilecek çok şey var belli ki. Şimdi 2023 model bani var. Biz bunu ne kadar almışız abi? 5.966'yı almışız. Eski kirliliği var. Ama hasarı yok. Bunu satış yapalım. Bunu satış yapmayalım hatta ya. Bunu kiralamayı deneyeceğim abi ben. Kira bedeli. Günlük kira bedeli piyasada 300'müş. Bende 500 olsun. Ama günlük kira gelirse olmaz ki ya. Biz bunu satalım abi. Önce satışla uğraşalım. 5900 aldıysak biz buna bu 10.000 isteyelim. Canı isteyen gelsin alsın. Nasıl fikir? Satış diyelim tekrardan. Şuradan 11.000 yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. 10.000'e 10 iyidir okey. Yani bu araba için böyle piyasası buymuş. Ee, geri nasıl geleceğim bilmediğim için ESC'ye bastım. Şimdi bu satılıkta e, 2022 Aurum varmış. Anuradin <laughs> B3. 15.876'ya almışız. Biz bunu 30.000 yazsak kabul edeceğim mi? Yok. 29.000 etmeyeceksin. 28 etmeyeceksin. 27 peki 26 bin lira isteyelim. En yüksek fiyatları istiyorum çünkü Ablacığım 7.200 bilmem kaç karşılığında alacaksın. Arabamı sana satmıyorum. Demek ki ee, daha yüksek paralar verebilecek olanlar var. Şimdi level 1, 2, 3 arasındaki şeylere bakacağız. Ben bir hızlıca bir level 2 olalım. Bu e, pazarlık olayına da bir girelim. Ben birazcık satış yapayım. Ama şu müşteri de göstereyim size. Müşteriler geldikçe 7.120. Buna sattım abi arabayı. Çünkü demek ki piyasa o yönde. Experience de kazanıyoruz bir yandan tabi. Şimdi başka yerlere bakarsak araba şeyi bulabilecek miyiz? Araba bulabilecek miyiz başka? Mesela bu tarafta göremiyorum. Burada tamircimiz var. Şu arabaları zaten geçemiyorum. Ardından mesela bu da var mı araba? Sanırım yeni ofis kırdın. Sana başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bir müşterimiz var. Gidelim onunla bilgilenelim bakalım. Ne diyor ablamız? Merhaba. 16.707. Biz ne kadar almıştık bunu? 15.000 almıştık. Şimdi sana teklif vermem için 3 level olmam lazım ama sana satmıyorum bunu çünkü 1000 az bir para abi. Yani. Araba boyama bölümü vardı. Aa araba modifiye ve boyama bölümleri ayrı ayrıymış. Okey. Modifiyecinin önüne ne kadar istiyorsun? 406.000. bin. E, şey, e, şey. Evet. Yeni müşteri arabanıza bakıyor. Bakalım abi hemen. Ben bir iki seviye olayım geliyorum. Şu müşteriye bakalım. Ondan sonra bir iki seviye olup geleyim ben. 16.871 veriyor. Hadi sattım abi tamam hadi experience gelsin yeter ki. Ha gidiyorum hadi eve gidiyorum. Hadi iki level olup gelelim. Ulan sabah oldu dedik. İnsanlar dedik araba araba dedik. Hiçbirinde araba yok. Ne yapacağız la biz? Araba pazarım açıldı? Aaa. Araba yok. Kimden? Aha geldik. Selamünaleyküm. O yeni arabalar var. Ara pazarı çarşamba ve cuma günleri. He, bak şimdi. Açıktır. Burada birçok çeşit arabayı bulabilirsiniz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar, salı, çarşamba. Okey. Güzel. Burada birçok çeşit araba kullanabilirsiniz. Sık pazar yapmayı unutmayın. Pazarlık yapacak şeyimiz yok abi. Bakalım. 60 bin istiyorsun. Benim şeyimi geçiyor. Ee, buna çok istersin zaten. Bu ne kadar? 72 bin istiyorsun. Eyvahlar olsun. Bu arabaların hepsi çok pahalı abi. Yani dişime göre bir araba yok. 65 bin. Belki şunu alabiliriz ama ondan daha alabiliriz gibi. Aa o 15 bin aldık. Sürelim bunu. Araba pazarı burada. Şimdi benim ev ne tarafta? Evimi bulmam lazım abi önce. Muhtemelen kasaba şurası. Hadi gidelim. Bu arabayı güzelce bir modifiye edelim. Aracı boyayalım. Yapay zeka bir gidin bakalım abi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekası iyi. Ne oyunlar oynadık biz? Farming törbü... Simulator bence iyi kardeşim. Adam ışık yanıyor, ışıkta bekliyor falan. 84 dolara arabayı tamir ettirdik bu arada. Abla çarptık abla. Bu abiye de boyama tam sürümde ha tam sürümde gelecekmiş. Peki diğeri? O çok kötü olmuş be. Abla içimden geçip durma ya. Modifiye de sanırım şey olacak. Tam sürümde gelecek. Aha okey tamam. Önemli değil çok. Ee, gidelim. Bu yeter bize. Gidelim arabamızı satalım ya. Peki arabayı nasıl koyduğumun çok bir önemi var mı? İlla buraya mı koymak zorundayım? Ben çimene koymak istiyorum kardeşim. Biraz da de bunun dekorasyonunu değiştirebiliyorsun bilmiyorum. Bu arada iki level olacağız dedim ama videodaki olalım. Hadi. Sizi mi kıracağım? Mesela şöyle yapsak. Evet şöyle yapalım o zaman. Ay şekil durur. Severiz. Şimdi arabalarım. 2016 model B3 25 bin kilometrede yakıtı bulmam bilmem ne falan filan. Keşke şunları da yapabilseydik bu arada. E, satış diyeceğim. Biz geçenki arabaya 30 bin istemiştik ama o fazla demişti değil mi? Aynen. 29 bin diyelim. 28 bin, 7. 6. 25 bin isteyebiliyoruz. Okey. 25 bin lira istedik. Şu anda satışlı aracımız. 2 level'da olacağız zaten Allah'ın izniyle. Burada araba yok. Şimdi araba pazarında da <laughs> araba yok. İkinci araba pazarı var. Oraya bir bakalım. <laughs> Bilmem ne level falan diyordu ama. Araba pazarı 2. Ha 2 seviye. Hmm okey. X. Seviye 2 olduğumda burası da açılacak. Yani iki tane ayrı yer. Gezebileceğim. Buradaki arabalar çok pahalıydı zaten. Hiç uğraşmıyorum. Şurada bir araba var. Bu neymiş? Yeni müşteri bekliyor ama beklesin birazcık abi. Hiç önemli değil. Bu araba alınabiliyor mu? Ya da bu sahipsiz falan mı? Çalışıyor bir de bu. Buradaki durak çalışıyor mu peki? Buradan eve gidebiliyor muyum ben? Ben evime gitmek istiyorum. <laughs> ya da ofise gitmek istiyorum kardeş. Aa bu ne lan? Yok tam bu da otobüs bekliyormuş. Okey heyecan yaptım bir ara. Müşteri ayağıma mı geldi dedim. 16.000 karşılığını almak istiyormuş. 15.000 aldık zaten biz. Hadi senin gülün yüzüne vereceğim ama. Bundan sonra pazarlık yapmak istiyorum. Şimdi ben gideyim bir gün daha geçirelim abi eve. <laughs> Hızlıca geçirelim çünkü şeyimiz olsun. Kapat. Uyu dedi. Sabah olacak şimdi. Tam 8'i bir geçiyor artık. Oldu. Ofise e geldik. Ha ha. Şimdi burada bir araba var. Ben şu pazarlık muhabbetini çok merak ediyorum. 13.000 istiyor. Benim sana teklifim 8.500. 13.000'e zorlatıyor. 9.000 vereyim. 12.000 diyor. 11.000 Abi 11.500 Daha da oynamaz Kabul etmiyorum öyle sevenlerin belirçi araba için yeni teklifim bilmem ne falan 12.000 versek Peki Böyle yapsak 12.000 Düşebileceği en iyi rakam bu 12.000'e hayırlı olsun kardeşim hanemize bir tane daha çatırdan düşürürsek çok tatlı olacak bu pazarlık olayını Çok sevdim ben. Hemen bir satırlar koyalım bunu. Arabanın ha fatura gelmiş. Hadi bakayım. Ne diyor? 78 gün fatura günü bilmem ne, bil bir şeyler, bir şeyler. Ha dur, niye çıktım oradan? Ha, arabalarım. Detaylar kardeşim. Yakıtımız, hasarımız var. Satış 12.000'e aldık, 25.000'e satarız. Klasik galeri, galerici mantığı kardeş. 12.000'e al 25.000'e itele. Şimdi şu araba ucuz değildir eminim. 50.000-60.000 bin, bin, isteyecek ama şeyi çok merak ediyorum. 30.000. En düşük en düşük bunu yapıyor. Araba pazarımız zaten kapalı şu anda. Bir müşterimiz geldi. Ama bu şekilde ilerleyemeyiz ki. Mesela ben bir kira muhabbetinde deneyeceğim. Satış fiyatı düşük diyor. Yani düşür. 13 veriyormuş. Abla sen bana 20 bin ver. Tamam mı? Aa bunu yapamıyoruz. Tamam sattım. Şimdi ertesi güne geçmek istiyorum hızlıca. Neden biliyor musunuz? Araba alıp kiralamayı deneyeceğim. Bu arada 29 para da yaptık aynı zamanda. Bu tarz oyunlarda niye başarılıyım lan ben? Acaba bu bir işaret mi? Gidip galerici falan mı olmam lazım? Araba balık satsam. Olabilir he. Valla yapabiliriz yani. Ofise tekrar gidiyorum. Şimdi milletin arabaları da spam olacak mı? Araba bulabilecek miyiz yani? Ya da ben erken mi geldim biraz acaba? Araba pazarı. Araba pazarı hala açık. Burada dişimize göre bir araba buluruz şimdi. 14 bin istiyormuş. Ablacım 10 bin vereyim. Şatta 10 bin 10 .000. Sen düşebildiğin düş aldım. Hayırlı olsun. Başka buradan alabileceğim var mı? Bunu alabilir miyim? 59 bin. Almayacağım. Şu arabayı alabilir miyim? 74 bin. Neymiş la bu? Sen ne kadar istiyorsun? Kesin 1 milyon lira istiyordur ha. 316 bin. Fena da değil mi? Şu araba güzel duruyor. Sen ne kadar istiyorsun ablacım? 78 bin. Maşallah. inşallah satarsınız. Sen? 51 bin. Hadi görüşürüz. Ya her geldiğimizde bir tane araba alabiliyoruz. Bu çok kötü yani. Susam reis. Susam. Reis. Kurban oldum gel. Videoda hiç yapmadık bunu. Gel tamam videoya bir göstereyim ondan sonra gidersin. Bak. Merhaba de abilere. Merhaba de çabuk. Bizim de çocuk böyle yaramaz ya işte. Anılırız işte. Her zamanki gibi kediliğini yapıyor. Gidelim. Merhaba de abilerine derken ablaları da var onların. <laughs> Ablalara da selam olsun. En çok da ablaları seviyor bu arada. Hadi bakayım. Abi hatasız çıtır hasarlı. Tamam mı? Tabanında mermi izi olan. Arkamda duruyor. Baksanıza şu surata. Kiralama nasıl oluyor? Mesela günlük kira bedeli 600 diyor. Ben 1000'e versem piyasanın çok üstünde diyor. 800 versem 700. 700'e verebiliyorum. Bakın buraya oturdu gördünüz mü? Böyle bir kedi bu da. Tamam mesela kiralamaya birisi mi gelecek şu anda? Kiralayacak götürecek mi? Ya ben buraya arabaları dizsem bu şekilde. Yakıtını doldur desem şöyle. İyi 26 dolar. Ha bak geldi. Bir günlüğüne kiralamak istiyorum. 700 fiyatında toplam 700 ödeyebilirim. <laughs> Arabayı sana kiralayalım. Hadi git. Bir gün sonra arabam gelecek. Güzelmiş lan bu mantıkta. O zaman belli bir miktar para yaptıktan sonra böyle kira işiyle çok güzel geçinebiliriz yani. <laughs> Aynen. Güzel. Bu arada mahallede baktık. Araba yoksa kesinlikle şeye gidiyoruz abi. Ee, araba pazarına gidiyoruz. Araba pazarından alıyoruz ama dediğim gibi araba pazarında bulamayabiliyoruz bazen. Çok da mühim değil. Ulaşım ücreti 10 dolar diyor. Ofise e gidelim. 10 dolar 10 dolar harcıyoruz böyle gezersek. Simonoliti mi? Hiçbir şey alamayız. Evet dostlar umarım sevmişsinizdir. Henüz erken erişimde yani yapabileceğimiz şeyler kısıtlı olsa da oyunda bence tatlı bir olay olmuş. Umarım sevmişsinizdir de Susam'la beraber sizlere veda etmek istiyorum. Susam. Susam. Aynen öyle oğlum. Aynen öyle. Sana. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Oyuna şans vermek isterseniz açıklamada linkleri var. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki farklı oyunda, yeni oyun çıkacak oyunda oyun keşfetme serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapıldınız.